önemli işlevler üstlenirler. Değişimin mahiyeti, dinamikleri ve yöntemi ne derece başarılı bir sonuç alınacağını, değişimin ne kadar uzun soluklu olacağını açık ve net ortaya koyar. Halka ve toplumsal dinamiklere dayanmayan değişimler kalıcı olamayacakları gibi dünyanın ve ülkenin gerçeklerini kavrayamayan değişimlerde olumlu sonuçlar doğurmazlar. Değişim süreçlerinde siyasi iktidarlar kadar üniversiteler gibi kurumlar, sivil toplum örgütleri ve medyada önemli misyonlar yüklenirler. Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma çabamızda tüm kurumlarla işbirliğini, etkileşimi son derece önemli gördük ve görüyoruz. Türkiye'nin geçmiş dönemlerinden gelen kronik sorunlarını çözmek için değişimci anlayışı, reformcu anlayışı öne çıkarırken bu işbirliğini ihmal etmiyoruz. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan ulaştırmadan hukuka kadar yaptığımız tüm reformları hep bilimin o aydınlatıcı, yol gösterici ışığını rehber alarak gerçekleştirdik. Günü kurtarmanın değil, geleceği kurtarmanın peşinde olduk. Şu anda da aynı vizyonla yolumuza devam ediyoruz. Esasen bizim geleneğimiz, geçmişimiz, bunun altını özellikle çiziyorum, hikmet kavramı üzerine kurulmuştur. Nerede bir hakikat varsa onu alıp hayata geçirmek milletçe en önemli özelliklerimizden biridir. Biz daha 800'lü yıllarda dünyanın önde gelen üniversitelerini kurmuş bir medeniyetin temsilcileriyiz. Bağdat'ta Beytül Hikme kurulduğunda nerede hakiki ilim varsa, bilgi varsa onları hiçbir komplekse kapılmadan İslam dünyasına aktarmıştı. Çünkü ilim Müslümanın yitiğidir. Nerede bulursa alır hedefi, hedefimizdi. Dünyanın diğer yerlerinde daha üniversite kurumunun adı geçmezken Beytül Hikme'de astronomiden tıbba, zoolojiden matematiğe kadar birçok bilim dalı sistematik olarak yerini almıştı. Bu konuda bir diğer çarpıcı örnek de Nizamiye medreseleridir. Nizamiye medreselerini kuran Büyük Vezir Nizamül Mülk'ü Sultan Melikşah'a buralara harcanan paralarla büyük bir ordunun kurulabileceği ve yeni fetihler yapılabileceği yönünde şikayet etmişlerdi. Selçuklu veziri bu iddialara karşı çok anlamlı bir cevap vermişti. Büyük ordular kurulup belki yeni yerler fethedebilirler. Ancak ülke iyi idare edilmedikten sonra fetihler hiçbir işe yaramayacaktır. Evet, gerçekten de üniversiteler bir ülkenin iyi idare edilmesi için gereken insan gücünü yetiştiren kurumlardır. Biz Akşemseddin'i olmayan bir Fatih düşünmüyoruz, düşünemiyoruz. Selçukluların bu büyük eğitim müessesesi hala coğrafyamızda etkisini sürdürüyor. Selçukluların bu büyük eğitim müessesesi hala hafızamızda yerini korurken bu medreselerin en büyük özelliklerinden biri de eğitimde fırsat eşitliğine yer veriyor olmalarıdır. Maddi imkanları olmayan, yoksul ama zeki çocukları devlet burs vererek, barınma imkanı sağlayarak, kitaplarını temin ederek okutuyor, memlekette faydalı insanlar haline getiriyordu. Biz de bugün aynı şekilde hareket ediyoruz.
Yeterli mi? Değil. Az önce sevgili hocamın söylediği gibi 1500 dolar vererek yurt dışına gönderiyoruz ama burada 1000 dolar bile veremiyoruz ifadesi doğru bir tespit. Tabii şunu da bir kenara koymamak gerekiyor. Yurt dışında sadece o okullara ödenen para ciddi rakamlar. Bakıyorsunuz bugün 15 bin dolardan alın 50 bin dolara kadar tırmanan biliyorsunuz okullar var. Yıllık bu rakamlar ödeniyor. Oralardaki geçim, oralardaki koşullar onlar ayrıca. Bugün bir İngiltere'de gençlerimizin kaldığı evlerin ödedikleri kiralarını düşünün. Biz burada modern villalar kiralarız o fiyatlarla. Bunlar da var. Şimdi tabii güzel adımlar attık. Yani önemli olan mesela bir harçları kaldırmamız bu ülkede inkılabi bir adımdı. Bunu gerçekleştirdik. Fakat bütün bunlara rağmen dediklerinizi kabul ediyorum. Ve bu bizim sürekli masamızın üzerinde olan bir adımdır. Çünkü ekonomik sıkıntısı olan akademisyenlerimizin yavrularımıza da rahat bir zeminde bu eğitimi vereceklerine inanmıyoruz, inanmıyorum. Ama bunları da her geçen gün aşıyoruz ve aşacağız. Ülkemizin hangi köşesinde olursa olsun okumak, eğitim görmek isteyip de buna imkan bulamayan bir tek çocuk bırakmamak için büyük gayretler gösteriyoruz. İlk ve orta öğrenimde ders kitaplarını biliyorsunuz öğrencilerimize ücretsiz olarak artık veriyoruz. Maddi imkanın sınırlı ailelerimizde dikkatinizi çekiyorum. Babalara değil doğrudan annelere çocuk başına eğitim yardımı yapıyoruz. Yatılı okullarla, pansiyonlarla barınma sorunlarına çözüm getiriyoruz. Gereken yerlerde taşımalı eğitimle çocuklarımızı okullarına ulaştırıyoruz. Yaptığımız kampanyalarla yüz binlerce evladımızı evinden aldık, okula eğitime kazandırdık. Özellikle kızlarımızın eğitimine özel önem veriyor, pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Bütçeden milli eğitime ayrılan pay, burası çok önemli, 2002 yılında 7,5 milyar liraydı. Biz bu rakamı 2012 yılında 39 milyar Türk lirasına çıkardık. Bakınız nereden nereye? Derslikleriyle, öğretmenleriyle, araç gereçleriyle eğitim sistemimizin bütün eksiklerini tamamlamak için geçtiğimiz 10 yılda var gücümüzle çalıştık. Bitti mi? Bitmedi. Daha yapacağımız çok şey var, alacağımız çok mesafe var. Son olarak biliyorsunuz 444 kod rakamıyla ifade ettiğimiz sistemle ilk, orta ve lise eğitimini 4'er yıl olarak zorunlu hale getirdik. 12 yıllık zorunlu eğitim öğretim. Aynı şekilde yüksek öğrenime geçişte yaşanan tıkanıklığı çözme yolunda çok önemli adımlar attık. Ülkemizdeki üniversite sayısını 2 katından fazla artırarak 76'dan 168'e çıkardık. Niçin? Muş'taki, Hakkari'deki yavrumuz mali imkansızlıkları sebebiyle okuyamıyordu. Onlar da kendi doğup büyüdüğü yerde okuyabilsin diye oralara da üniversiteyi getirdik. Bu aynı zamanda ülke içi göçü de engellemeye yönelik bir adımdı. Aynı zamanda o geri kalmış ihmal edilmiş şehirlerimizin üniversiteli gençlikle ayağa kalkmasını her yönde ekonomik alanda olsun, diğer bilimsel alanda olsun o imkanı onlara hazırlayan çok ciddi bir dönüşüme fırsat verdi. Ve artık oraların halkı da dünyaya ufku farklı bir şekilde bakıyor. Bakın yurt kapasitelerini artırarak, harçları kaldırarak, kredi burs imkanlarını geliştirerek öğrencilerimize her türlü desteği verdik. Artık kredi yurtlar kurumuna müracaat etmek suretiyle burs veya kredi alamıyorum diyen yok.
herkese burs veya kredi muhakkak ama muhakkak görüyoruz. Lisans öğrencilerine verdiğimiz kredi burs miktarını biliyorsunuz göreve geldiğimizde 45 liraydı. Ama şu anda 260 lira ödüyoruz. 260 liranın yanında bir de 180 lira beslenme yardımı var. Bununla birlikte rakam 440 liraya çıkıyor. Bu rakam yüksek lisans öğrencileri için 520 lira. Doktora öğrencileri için ise 760 liradır. Ayrıca lisans öğrencilerimize devam eden bu beslenme yardımı konusunda da bütün bu bursla birlikte, krediyle birlikte bunların değerlendirmelerini de yapmaya devam ediyoruz. Üniversitelerimizi geliştirmek için kendilerine imkanlar ölçüsünde her türlü desteği vermeye devam ediyoruz, edeceğiz. Değerli dostlar, saygıdeğer hocalarım, sevgili öğrenciler, içinde bulunduğumuz Yıldız Teknik Üniversitesi'nin bir defa ben şöyle 15-16 yıl öncesini düşünüyorum. Belediye başkanı olduğum dönemi düşünüyorum. Ve buradaki hali düşünüyorum. O gün burası neydi? Bugün ne oldu? Ve ben tabii başta değerli İsmail Yüksek hocama, rektörümüze ve ekibine gerçekten bu gayretleri sebebiyle çok çok teşekkür ediyorum. Yani bugün burada daha kapıdan içeri girerken çok farklı Esenler gibi kentsel dönüşümünü bugün başlatacağımız bir ilçede böyle bir üniversitenin olması hakikaten modern bir sıçramanın vesilesidir. Ve bu sıçramaya attığınız bu adımlarla imkan verdiğiniz için, zemin hazırladığınız için sizlere şahsım, milletim adına çok teşekkür ediyorum. Tabii ülkemizin köklü kurumlarından biri olarak Türkiye'nin gelişmesinde ve yükselmesinde Yıldız'ın çok büyük önemi var. Üniversitemiz 100 yılı aşkın geçmişe sahip köklü bir kuruluş. 1911 yılında kurulan Kondüktör Mektebi Ali'sinden Nafia Fen Mektebi'ne, İstanbul Teknik Okulu'ndan İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi'ne ve oradan işte bugünlere kadar gelen bir bilim yuvasındayız. Ülkemizin önemli pek çok bilim insanı burada ders verdi. Önemli pek çok ismi bu üniversiteden mezun oldu. Yıldız Teknik Üniversitesi bugüne kadar gerçekten çok önemli başarılara imza attı. Fakat Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yükü asıl bundan sonra artacak. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasında bu üniversiteden yetişen mühendislerin, mimarların, iktisatçıların, kimyagerlerin, fizikçilerin, matematikçilerin katkısı inanıyorum ki çok büyük olacak. Rektörümüz Sayın Profesör Doktor İsmail Yüksek'in kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarımıza verdiği desteği bu çerçevede örnek bir adım olarak değerlendiriyor, kendisine hasreten teşekkür ediyorum. Bu örnekte olduğu gibi bilimi İrfan ve hikmet ile harmanlayarak yeni teknikler, yeni teknolojiler geliştirmemiz, Türkiye'yi her alanda dünyanın gelişmiş ülkeleriyle rekabet edebilir duruma getirmemiz gerekiyor. Dünyada hangi alanda yeni bir teknoloji geliştirilmişse, bunun bir tarafında mutlaka ama mutlaka Türkiye'nin, sizlerin damgası bulunmalıdır. Türkiye her alanda markalar üretmelidir. Bizim Hans'tan geri kalır ne yanımız var ya? George'dan, Helga'dan geri kalır ne yanımız var? Biz onları aşabilecek insan gücüne, zekaya sahibiz.
Hocalarımız da var, öğrencilerimiz de var. Bunu başarırız. Kendimize inanacağız, güveneceğiz ve bunu da aşacağız. Yıldız Teknik Üniversitesi başta olmak üzere bütün üniversitelerimize işte bu çerçevede çok önemli sorumluluklar düşüyor. Üniversitelerimizin öğretim yanında, öğrenci yetiştirme yanında, araştırma geliştirme faaliyetlerine de yoğunlaşmalarını istiyoruz. Yani bu kurumlarımızı öğretim kurumları olarak tanımlarsak eksik kalır. Öğretim ve eğitim, bunu birlikte anlamak ve anlatmak durumundayız. Eğitimi olmayan öğretimin, yani teori, pratik olmadan bir anlam ifade etmiyor. Onun için bu işi iç içe birlikte yürütmemiz lazım. Hükümet olarak bu alana her yıl artan şekilde destek veriyor, kaynak ayırıyoruz. Ama burada hükümet olarak eksiğimizin olduğunu söyleyeyim. Çünkü şu anda bizim milli bütçeden %2'yi yakalamamız gerekiyordu. Henüz bunu yakalayamadık. Maalesef %1'in biraz altında kaldık. Şimdi bunu yakalayacağız. 2023'te de inşallah milli bütçeden %3'e bunu ulaştıracağız. Hedef bu. Geçtiğimiz 10 yılda araştırma geliştirme harcamalarında 3 kat bir artış var ama yeterli değil. Çünkü gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkelerin yakaladığı o oranı bizim de tutturmamız lazım. Şu anda araştırma geliştirme harcamalarına ayrılan kaynağı gayri safi milli hasılamızın az önce de ifade ettiğim gibi %1'ine ancak yaklaştırdık. Hedefimiz inşallah 2023'te %3'ü yakalamak. Bu yolda çok çalışacağız, çok emek harcayacağız. Biz son 150 yıllık tarihimizde hep birilerini örnek aldık. Hep başkalarının modellerini getirip ülkemizde uygulamaya uğraştık. Başkalarına hayranlığımız tarihimize, köklerimize ve değerlerimize yabancılaşmamıza yol açtı. Sevgili kardeşlerim, sevgili hocalarım, sevgili öğrenciler, artık bu dönem geride kaldı. Biz istiyoruz ki Türkiye örnek gösterilen bir ülke olsun. Türkiye cazibe merkezi olsun. Türkiye'ye bakan artık hayranlıkla baksın. Bize bakan ümit bulsun, heyecan bulsun, aşk bulsun. Başarmak için her şeye sahibiz. Yeter ki az önce de söyledim, buna inanalım. Biz inanıyoruz. Sizlerin de, bilhassa gençlerimizin de inandığını biliyoruz, görüyoruz. Üniversiteler, evrensel bilginin peşinde olan, insanlığın ortak değerlerini, ortak kazanımlarını geliştiren kurumlardır. Böyle de olmalıdır. Bunun için bilimsel özgürlük kadar özgünlüğe de ihtiyaç var. Kendi içinde çoğulculuğu sağlayamamış, özgür düşünceyi hazmedememiş bir üniversite yapısının özgün üretimde bulunabilmesi mümkün değildir. Bu sebeple üniversitenin kendi içine kapanmaması, dış dünyaya açık olması, toplumla irtibatını sıkı tutması gerekiyor. Az önce değerli rektörümüzden şunu öğrendim. Burada hakikaten hemen hemen ülkemizde hiçbir üniversitenin sahip olmadığı böyle dev bir konferans salonu, adeta bir kongre merkezi mevcut ve buradan sadece üniversitemiz değil, farklı sosyal bilimler de istifade edebilecek dediler ki bu tabii çok çok anlamlı. Bu işte üniversite ile halkın kaynaşması anlamına gelecektir. Yani dışarıdan gelen bir üniversite, bir bilim yuvasının kokusunu alması bile ona farklı bir hava verecektir. O atmosfer çok önemli. Üniversite için en büyük tehlike dogmatizmdir. Tek tipleşmedir. Değişime ve gelişime kapalı olmaktır.
Nitekim Türkiye'de bazı dönemlerde üniversiteler tasfiye ile tek tipleştirme ile anılmıştır. Üniversiteyi bir ideolojik aygıt olarak gören ve kullanan anlayış uzun süre farklılıkları zenginlik olarak kabul eden hür düşünceyi esas alan gerçek üniversite ortamının oluşmasına mani olmuştur. Oysa üniversite fikirlerin etiketlendiği zararlı yararlı diye ayrıma tabi tutulduğu bir yer olmamalıdır. Ve gençlerimize ideolojinin deli gömleği giydirilmemelidir. Bunu başarmak saygıdeğer hocalarımın herhalde en önemli görevidir. Üniversitede fikirlerin çarpışmasından, yarışmasından hakikat ortaya çıkmalı. Yani müsaademeyi efkardan barikayı hakikat doğar. Bunu yakalamak durumundayız. Bunların bir bölümü kütüphane arşivlerinde kalır. Ama bir bölümü de toplumun önünde yepyeni ufuklar açar. İnsanlığın ortak değerlerine katkıda bulunur. İşte o düşünceleri, o teknikleri, o yenilikleri bulmak için üniversitelerin olabildiği kadar geniş bir fikir yelpazesine zemin oluşturması şarttır. Farklı fikirlerin tartışılmasının, sorgulanmasının değerli sayıldığı bir üniversite iklimi sağlamadan değişimi sağlamak, yeniliği yakalamak mümkün değildir. Üniversitelerin en önemli sermayesi eşref-i mahlukat. Yani yaratılmışların en şereflisi olan insandır. En önemli görevlerinden biri de insan yetiştirmektir. Çok garip şeyler oluyor bu ara ülkemizde. Örneğin işte yani 5,5 yaşında bir çocuk eğitim öğretim görebilir mi gibi ifadeler kullanılıyor. Halbuki ben biraz ileri gideceğim. Ben biliyorum ki her canlı daha anne karnında bırakın öğretimi eğitim almaya başlıyor. Beslenme eğitimini orada almaya başlıyor canlı. Doğduğu andan itibaren o beslenme kabiliyetini alan canlı, kusura bakmayın ama işin öğretim seviyesini aşmış, bizzat o eğitimi yaşadığı için kendi kendine besleniyor. Bir yavru nasıl emebileceğini biliyor. Hemen oradan bakıyorsunuz o güç alıyor ve hayata bakış farklı bir şekilde her gün, her hafta, her ay, her sene artarak gelişiyor. Bunu bizler çocuklarımızda, torunlarımızda gördük, görüyoruz. Ve onun için de çocuklarımıza, gençlerimize lütfen inanalım. Onları asla bir olumsuz kompleksin içerisine sokmayalım. Ve üniversiteyi asıl anlamlı kılanın, insanlığın ve içinde yaşadığı toplumun tarihi birikimlerinden haberdar olan, dünyayı ve çevresini tanıyan, ezberlere teslim olmayan insan yetiştirmektir. Bunun için öğrencilerimizin sadece bir alanda uzmanlaşmalarını, mesleki yatkınlık kazanmalarını bizler siyasetçiler olarak, yürütmede bulunanlar olarak yeterli görmüyoruz. Bunun yanında karşılaştıkları yeni sorunları aşabilmeleri için eleştirel akıl ve entelektüel bakış açısına sahip olmaları da gerekiyor. Bugünün Türkiye'si, dünün kendi içine kapanık çevresiyle irtibatı olmayan ülkesi değildir. Bugünün Türkiye'si, dünyada bulunan neredeyse bütün devletlerle, toplumlarla ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi ilişkiler kuran küresel bakış açısına sahip bir ülkedir. Üniversitelerimizin de Türkiye'nin büyük vizyonuna ayak uydurmaları, bilimsel çalışmalarını ve öğretimlerini bu yeni durumun gereklerine göre yeniden yapılandırmaları gerekiyor. Gençlerimizi küresel rekabette
başarıya ulaştıracak formasyonu kazandırmak asıl olarak önemli üniversitelerimizin görevidir diye düşünüyorum. Ben üniversitelerimizin her geçen yıl bu doğrultuda daha ileriye gideceklerine, diğer alanlardaki pek çok müessesemiz gibi Türkiye'nin dünyadaki iftihar vesilesi kurumları haline dönüşeceğine yürekten inanıyorum. Çarşamba günü Ankara'da da ifade ettiğim gibi bugün üniversitelerimizin önünde çözüm bekleyen sorunlar olduğunu biliyoruz. Bu sorunları günü kurtarmaya dönük geçici tedbirlerle değil, köklü bir yeniden yapılanma süreci çerçevesinde çözüme ulaştırma kararlılığındayız. Bütün fiziki imkanlarla, teknolojik imkanlarla eğitim öğretimi ileri seviyelere taşımak bizim görevimiz. Bunun yanında tüm sosyal etkinliklerin içinde üniversitelerimiz, lise, orta, ilkokul olmak üzere hepsinin bulunmasının gereğine inanıyoruz. Son Londra olimpiyatlarında gerek olimpik gerek paralimpik hepsinde de bir gerçeği gördük. Türkiye olarak en büyük eksiğimiz şu. Biz hala sporu maalesef okullarımıza indirebilmiş değiliz. Bir defa okullarımızı ilkokulda hangi spor dalları, branşları yapılması gerekiyor? Buraya indirmemiz lazım. Buradan başlamamız lazım. Ortaokulda hangi spor dalları? Lisede hangileri? Üniversitelerde hangileri? Bunu kıyasıya yapmamız lazım. Başarılı bir şekilde yapmamız lazım. Sanatta aynı şekilde. Bunların hepsini yapmamız lazım. Müzikte aynı şekilde. Hepsini yapmamız lazım. Yani sosyal yapısı çok çok güçlü. Asosyal olmayan ama sosyal anlamda bunları yakalamış bir nesli bizim geleceğe hazırlamamız lazım. İnşallah önümüzdeki dönem şimdiye kadar olduğu gibi kapsamlı ve verimli reformları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Sevgili gençler, sizler Yıldız Teknik Üniversitesi'nin öğrencileri olarak gerçekten çok şanslısınız. Her şeyden önce binlerce yıldır medeniyetlerin, kültürlerin beşiği olmuş, insanlığın göz bebeği bir şehirde, şu güzel İstanbul'umuzda öğrenim görüyorsunuz. Her zaman bu fakirin bir sözü var. Ben bu şehre aşığım, sevdalıyım. Burada doğdum, burada büyüdüm. Aslen Rizeliyim. Ama bu şehri çok seviyorum. Dünyanın neresine gidersem gideyim, bu şehri çok seviyorum. Diyorum ki hep birlikte biz bu şehri o tarihteki yerine yeniden taşıyalım. Tabii eğitim hayatınız boyunca İstanbul'da yaşamak, bu şehrin havasını teneffüs etmek, kültürüne nüfuz etmek, dinamizmini hissetmek bile hayat yolunda sizin için başlı başına bir kazanımdır. Tabii son 10 yılda burada uluslararası birçok toplantılar düzenliyoruz. İnanın bu toplantıya katılanlar döndükten sonra bütün yakınlarına, bütün dostlarına eğer İstanbul'u görmeden ölürsen bu senin için bir eksikliktir diyorlar. Ve İstanbul son yıllarda turizmde çok ciddi bir patlama yaşıyor. Artık otellerimizde doluluk oranı sürekli oteller yapılmasına rağmen İstanbul'u kastediyorum. Şu anda %85-90 buralara ulaştı. Niye? Çünkü İstanbul artık aslına dönüyor. Bir cazibe merkezi olarak da çok ciddi bir çekim alanı haline geliyor. Ve artık burada uluslararası bu kongrelerin yapılır hale gelmesi bunun en güzel ifadesidir. Ve İstanbul'u biz eğitimde, kongrede böyle bir merkez olarak görmek, sporda böyle bir merkez olarak görmek, istediğimizi yakaladık deme noktasına bizi getiriyor. Hayata İstanbul'dan bakmak, sizlere bir bütün olarak dünyayı kavrama,
anlama imkanı sağlayacak bir fırsattır da. Yine İstanbul'da yaşamak, İstanbul'u anlamak aynı zamanda, çok açık söylüyorum, bütün Türkiye'yi anlamaktır. Çünkü İstanbul Türkiye'nin bir özetidir. Türkiye'de görmek istediğiniz her şeyi İstanbul'da görebilirsiniz. Her yönü. İstanbul'da bunların hiçbir eksik değil, hepsi var. Şair Nedim'in dediği gibi, bu şehri İstanbul ki bir mislu bahadır, bir senkine yekpare acem mülkü fedadır. Yani bu İstanbul şehri ki misli benzeri yoktur, bir taşına bütün acem mülkü fedadır. Burası böyledir. Onun için bu şehrin değerini, kıymetini çok iyi bileceğiz. Bilmeyenler yok mu? Maalesef var. İşte bugün kentsel dönüşümle ilgili olarak binaları yıkmaya başlıyoruz. Tabii hep gönülleri kazanarak bunu yapalım diyoruz. Niye? İşte şehrin insanlar üzerinde hakkı var. Maalesef insanlar yaşadıkları o şehirleri korumadılar. Korumasını bilmediler. Ben bir yeri kapayım, orayı işgal edeyim, oraya bir bina yapayım da ne olursa olsun dediler. Hayır. Şehrin insan üzerindeki hakkını siyasetçilerin de koruması gerekir. Ama siyasetçiler de bunu ucuz popülizme feda ettiler. Kurban ettiler. Ve şu İstanbul'da, burada mimar, mühendis, hocalarım bunları çok iyi bilir, 15 emsal uygulaması yaptılar belediye başkanlığımdan önce. İnkılabi kararım geldiğinde hep şu olmuştur. 3 emsalden fazla vermeyeceğiz. Fakat insanımız tabii çok zeki. Şimdi bakıyorsunuz bu 3 emsali nasıl yaralım? Ha, buna da plan notlarıyla, şunlarla, bunlarla bir dalıyorlar, bir giriyorlar. Tabii müteahhitlerimiz çok zeki, sağ olsunlar. Bakıyorsunuz o 7'ye 8'e gene çıkıveriyor. Belki daha da fazla. Öyle mi? Bunlar var. Ama inanın olmuyor ya. Haksızlık oluyor. Çünkü şu topraklardan insanın ayağının kesilmemesi lazım. Çünkü biz topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Ve sadece beton yığınları arasında hayat, hayat değil. Toprakla, yeşille iç içe bir hayat bizim için çok daha anlamlı olacak. Örneğin biz çocukluğu yaşadık ama inanın bugünün çocukları çocukluğu yaşayamıyorlar. Çünkü onların eli ayağı çamura değmiyor, toprağa değmiyor. Biz çamurla büyüdük. O bize farklı bir güç kattı, kuvvet kattı. Ama bugünün çocuğu, bakıyorsunuz, okuldan geliyor doğru evine, elinde ufak tefek şöyle bir toz toprak olsa hemen rahatsız oluyoruz. Halbuki onunla büyüyeceğiz. O bize güç katacak. O bize güç verecek. Ve bir de tabii komşuluk hukukunu da kaybettik. Geçmişte bir de o hukuk vardı. Mahalleyi tanırdık. Ama bugün aileyi tanımakta zorlanıyoruz. Aynı apartmanda oturduğumuz komşularımızı tanımıyoruz. Apartmanda bir dairedeki komşumuz ölüyor, kimsenin haberi yok. Böyle bir noktaya gelmişiz. Bu millet böyle mi olmalıydı? Olmaz. Burada yeniden kendimize dönmek durumundayız. Ve biz eğer o geçmişteki hukuku, ben örneğin çocukluğumda annem herhangi bir yere gitmişse karşı komşumuz Müşerref ablanın, Müşerref teyzenin beni hemen kendi çocuklarıyla birlikte alıp yıkadığı günleri hatırlıyorum.
Aynı şekilde benim annem de onun çocuklarını alır benimle beraber yıkardı. Biz böyle yetiştik. Ama şimdi böyle bir şey var mı? Yok. Bunu yeniden yakalamak. Bu ayrı bir güç katıyor. Çünkü bu milletin dinamik unsurları arasında bu ilişki var. Ve hayattaki en değerli, en kıymetli varlığımız aile. O küçük bir millettir de. Okul arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınız, çeşitli ortamlarda oluşan yakınlıklar zamanla değişebilir. Eskileri kaybolup yenileri kurulabilir. Ama aile kalıcıdır. Ailemiz son nefesimize kadar, hatta ondan sonra da bizlerle birlikte olacaktır. Ne olur ebeveynlerimizden başlayarak bütün ailenizle olan ilişkilerinizi olabildiği kadar sıkı tutun. Annenize, babanıza öf bile dedirtmeyin. Abi, kardeş hukukunuzu çok iyi tutun. Basit meselelere o hukuku kurban etmeyin. Ve birbirinizden asla kopmayın. Bakın, batının yıkılışı buradan gelecektir. Ama bu milletin yükselişi de buradan olmalı. Çünkü onlar 18 yaşından itibaren iki kardeş aynı evin içerisinde oturmuyor. Herkes kendi evine diyor. Evlenip evlenmemesi de önemli değil. Ama bizde bu böyle olmamalı. Bizde o dayanışma ruhunu aynen devam ettirmemiz lazım. Önümüzde kendini genel olarak iyi yetiştirmiş, bununla birlikte belli bir alanda uzmanlaşmış, o alanın en iyilerinden biri haline gelmiş kişiler diğerlerinden bir adım öne geçiyorlar. Sizlerden sosyal, ekonomik, kültürel, siyasal her alanda algınızın açık olmasını, gündemi takip etmenizi, analitik değerlendirmeler yapabilmenizi özellikle rica ediyorum. Ama bunların yanında eğitim gördüğünüz alanda dünyanın en iyilerinden biri haline gelmeyi hedeflemeniz, bunu başarmanız gerekiyor. Bu ikisini birlikte başardığınızda inanıyorum ki hayat yolunda önünüzde pek çok kapının kolaylıkla açılacağını göreceksiniz. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Bu milletin umudusunuz. Gözlerinizdeki ışıltı, yüzünüze vuran heyecan ve azim, İnanın bizlere şevk veriyor. Biz Türkiye'yi 2023'e hazırlıyoruz. Belki o günü göreceğiz. Ama torunum için de söylüyorum. Onları da inşallah Sultan Alparslan'dan başlayan bir sürecin devamı olarak 2071'e hazırlıyoruz. Tabii birileri çıkıp şunu söyleyebilir. Ya bu başbakan ne diyor? Hale bak ya. 2071. Nereden göreceksin sen 2071'i? Asıl olan benim görmem değil. Onu görebilecek nesli hazırlamamızdır. Benim torunum görebilir. Şu anda 6 yaşında. Öbürü 3 yaşında. Görebilir. Ve şu anda 2012'deyiz. Ve bunun hazırlığını biz bugünden yapmamız lazım. Hep ben şunu hayal ederim. Fatihleri yetiştirecek kurumların oluşması. Bunu siz değerli hocalarımızla birlikte yapacağız. Fatih'in babasına cevabını hiç unutamam. Yani Devlet-i Aliye'nin başına 13 yaşındayken oğlunu getirmek istiyor. Ve baba ben daha çocuğum diyor. O diyor ki hayır, yaşayacaksın diyor. Peki. Ben ki Devlet-i Aliye-i Osmaniye'nin başındayım. Size emrediyorum diyor babasına.
Gel ve imparatorluğun başına geç diyor. 13 yaşındaki çocuğun zeka kıvraklığına bak. İşte bu çocuk ondan sonra bakıyorsunuz 19 yaşında bir rivayete göre 20 yaşında bir karanlık çağı kapatıyor, bir aydınlık çağı açıyor. Şimdi biz neredeyiz? Ya biz 30 yaşından 25 yaşına seçilme yaşını indirmede bize ne hendekler atlattılar ya. Bu ne demektir biliyor musun? Biz size güvenmiyoruz demektir. Ben şu anda ilk defa burada seslendiriyorum. İlk defa 18 yaşına seçme yaşını veren, bu yetkiyi veren anlayışa diyorum ki, madem ki sen 18'de bu yetkiyi verdin, gelin 18'e seçilme imkanını da verelim. Çünkü hayatta zor olan seçilmek değil, zor olan seçmektir. İyi ile kötüyü ayırma kabiliyeti. Bu belirlediğiniz yaşla da değil. Bizde biliyorsunuz bir de bir kaide var. Akıl bali olma meselesi. İşin aslı bu. Buradan başlıyor. Ve bugün Batı ülkelerinin içerisinde 18 seçilme yaşı var. Bizde niye olmasın? Ve 18'i verdiğiniz zaman herkes seçilecek diye de bir şey yok. Ama oradan yetişerek gelecek. Şimdi 25 olduğu zaman bizim bakıyorsunuz belli bir dinamik sürecimizde geride kalıyoruz. Hatta bizim şu anda yeni bir adımda atma hazırlığımız var. O da şudur. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde tabii muvazzaf kadro, subay, az subay vesaire onlar oy kullanma hakkına sahip. Erbaş değil. Bizim onun önünü de açmamız lazım. Asker, erbaş niye oy kullanmasın? Onlar da oyunu kullanabilmeli. Onlara haksızlık oluyor. 18 yaşa veriyorsun. Eğer askerdeyse oy kullanamıyor. Yani o döneme rastlıyorsa oy kullanamıyor. Bunun da önünü açmamız lazım. Niye açmamız lazım? Demokratik haklarını kullanma noktasında bu hakkın asla inkıtağa uğramaması lazım. Kesilmemesi lazım. Eğer ileri demokrasi diyorsak bunun gereğini yapmamız lazım. İnşallah sizlerle birlikte bizim bıraktığımız yerden devam edip Türkiye'nin 2071 hedeflerini belirleyecek bütün hazırlıkları genç nesle biz emanet ediyoruz. Bu düşüncelerle bir kez daha Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yeni akademik yılının hayırlı olmasını, başarılı geçmesini diliyor. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sayın Başbakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli konuklar. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı dinledik canlı yayında sayın seyirciler. Başbakan Erdoğan İstanbul'daydı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yeni eğitim öğretim yılı açılışında konuştu ve Başbakan Erdoğan'ın konuşması öncesinde üniversite tarafından Fahri Doktora unvanı verildi. Başbakan Erdoğan konuşmasını az önce tamamladı sayın seyirciler. Dağ çayı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yarım saati aşkın konuşmasında gençlere seslendi. Nasihatlerde bulundu sayın seyirciler. Yine makine fakültesi makine mühendisi evet. Bölümünden mezun olan, ikinci olarak mezun olan Gökhan Aydoğan. Evet, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan şu anda da Yıldız Teknik Üniversitesi'nin toplu açılış töreninde dereceye giren
mezunlara da ödüllerini veriyor.